Evet, ben size biraz şeyden bahsedeyim. Agresif bir oyunculuk sergileyerek kendiniz MMR'ınızı kasarsınız. Onu birazcık anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım yararlı olur sizler için. Şimdi öncelik olarak beyler kendinize hero belirleyeceksiniz. İlk başta yapmanız gereken şey bu. Her metada güçlü olan, çok fazla göze batmayan böyle spamladığınız halde bilene hani böyle meta dışı hero'lar spamlasanız bile insanların gözüne batmayacak ya da metada olduğu için ban yemeyecek. Kendinize 2-3 tane hero belirliyorsunuz. Örnek olarak benimkilerden bahsedeyim. İşte birisi Meepo, birisi Invoker, birisi Lina, birisi Windranger, Storm. Bu tarz hero'lar kolay kolay durdurulabilen hero'lar değil. Özellikle düşük MMR'larda. İnsanlar nasıl counterlayacağını bilmedikleri için, çok fazla target stun piklenmediği için, nasıl counterlayacaklarını bilmedikleri için, işte Atos'tur, Nilüfer'dir, bunları kasmadıkları için, bu tarz itemler bilinmediği için durduramıyorlar. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde hani böyle istediğiniz gibi at koşturabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Kendinize hero'lar belirliyorsunuz öncelik olarak. Benimkileri saydım. Siz istediğinizi belirleyebilirsiniz. Hani Kunkka olur, Arc Warden olur, Meepo olur, Invoker olur, Lina olur, Windranger olur, işte dediğim gibi Weaver olur, Viper olur, Templar Assassin olur, Sniper olur. Özellik olarak hani özellik olarak böyle kuleye vurabilen hero'lar olması gerekiyor. Çünkü takım oyunuyla değil, hani takım fight'ıyla değil, kendi başınıza, tek başınıza oyun taşıyıp kulelere vurarak oyunu kazanmanız gerekiyor. O MMR'larda. Kimseden medet ummadan. İşte abi support'um ward almıyor. İşte abi offlane'im feed diyor. Kerim'in üstünde farm yok. İşte götümü yırtıyorum. Oyun kazanamıyorum. Böyle bir şey yok beyler. Bu işi bir geçiyorsunuz. 4.5K'ya kadar öyle bir şey yok abi. 4.5-5K'ya kadar tek başınıza oyun taşıyabiliyorsunuz. Eğer ki taşıyamıyorsanız zaten hak ettiğiniz MMR'da oynuyorsunuzdur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İsterseniz takımınızdaki adam 0'a 30 oynasın. Siz oyunu tek başınıza solo taşıyabilecek bir hero ile tek başınıza taşıyabilirsiniz. Bunu unutmayın. Klinks ve Brute Mother da bu hero'lara dahil bu arada. Şimdi yapmanız gereken şeyi anlatıyorum öncelikle. Ne demiştik? Birincisi hero belirlemek. En az 3 tane hero'nuz olsun. Çünkü bir tanesini banlarlarsa diğerine, hani ikinci pikleyeceğiniz hero'da da böyle çok counterlayacak adamlar varsa üçüncü hero'nuzu, hadi o da olmadı dördüncü hero'nuzu pikleyebilmeniz lazım. Hero'larla böyle kendinize train ata ata belirleyin böyle 3-4 tane mutlaka. Her oyun o hero'ları pikleyin ve onlar üzerinde yoğunlaşın. Onlar üzerinde ustalaşın abi. İkinci olarak mid'de agresif olacaksınız. Dominantlığı ele geçireceksiniz. Adamın üzerine baskı kuracaksınız. Bunu gameplaylerle anlatmak çok daha mantıklı oluyor aslında. Ya hangisiyle anlatabilirim mesela? Yani bilmiyorum, şu Shadow Demon oyunundan mesela şöyle indireyim size, hani birkaç step göstereyim böyle. Ne oldu? Erişilebilir değil diyor. Bayağı da oldu mu oynayalı ama. Neyse anlatayım. Şimdi beyler, öncelik olarak mid'de ne kadar dominant olursanız, tamam mı? Ne kadar agresif olursanız, tabi bu elinizdeki hero ve karşınızdaki hero'ya da bağlı. Şimdi elinizde sizin Klinks vardır. Gidip Tinker'a karşı agresif olursanız o lane'i kaybedersiniz. Çünkü bir tane lazer atıyor. Klinks'in zaten HP pool'u 600 Raid Band'la beraber. Doğal olarak adam size attığı bir roket lazerle sizi lane dışı yapabiliyor, yani outpick. O yüzden genelde hero'nuzu en sonlarda piklemeye özen gösterin. Counter pick yememek için. Onun dışında mid'de oynarken öncelik olarak abi ilk gelen wave'de kendi mage creep'inizi deny'layıp karşıdaki mage creep'i mutlaka almaya çalışın. Birinci kuralınız bu. Adamdan önce 2 level olup adamın üzerine skill'lerle baskı kurarak adama sizden önce heal'ını içmesini sağlayın. Hani o gelen başta tango ile başlıyorsunuz da bir bounty ürünlerle bir heal çekiyorsunuz ya üstünüze. O heal'ı adam sizden daha önce içsin. Bu size ne kazandırır? Siz o adamın üzerine daha fazla gidersiniz. İlk önce heal'ı o içer. Adam HP'sini toplar. Sizin daha haraslayacak mananız, HP'niz kalır. Adam sizin üstünüze geldiğinde tekrardan siz karşılık verirsiniz. Karşılığı verdiğinizde siz çok az HP ile kaçarsınız. Adamın HP'si yarılanmış olur. Siz heal'ınızı içersiniz. Adam yarı HP kalır. Siz full HP devam edersiniz lane'e. Gene üstünlük sizde kalır. Haraslamaya devam edersiniz. Üçüncü olarak lane'de mananızı kullanmaktan çekinmeyin. Kesinlikle full mana beklemeyin abi. Full HP, full mana beklediğiniz sürece lane'i kaybedersiniz. Çünkü her level aldığınızda, özellikle early game'de her level aldığınızda zaten HP ve mananız doluyor. Bunu unutmayın.
Her HP, her level aldığınızda HP'niz mananız doluyor. Her level aldığınızda skill'leriniz güçleniyor. Lane'de genelde creep kesebilecek skill'lerinizi önce upgrade edin. Mesela diyelim Lina oynuyorsunuz. Dragon Slave'iniz var, stun'ınız var, işte pasifiniz var. Pasife bir kere verdikten sonra stun'da bir lane Dragon Slave'e uplayın. Ondan sonra Dragon Slave 2-3 level olduktan sonra mesela Mage 2 vuruştan sonra Dragon Slave atınca ölüyor ya 4 level'da mesela. Dragon Slave 2 level oldu. 4 level'sınız. Dragon Slave'iniz 2 level. Karşıdaki Mage 2 vurup bir Dragon Slave atmayla ölüyor. Creep'ler en önde gelen melee creep'e vuruyor. Siz de Mage'i 2 tane vurup, tamam mı, canı azalan creep'e de Dragon Slave'inizi atıp hem Mage'i hem bir tane creep'inizi garantileyip kendi wave'inizden de bir tane creep deny'larsanız, bunu her wave'de yaparsanız adama çok büyük üstünlük kurarsınız. Tabi dediğim gibi bunlar lane'lerde değişkenlik gösterir. İşte karşınıza gelecek hero sizi dövebilecek bir hero'dur. Ama işte durumu avantaja çevirmeyi bilmeniz lazım. Her hero ile yapamazsınız bunu. Daha deminki Kling's Tinker örneğini hatırlayın. Bir tane hani örnek verebileceğim bir oyunu indiremiyorum şu an. Dota koordinatöründe sıkıntı var büyük ihtimalle. Şuna bir girebilsem. Bekleyin abi. Tekrar aranıyor diyor. Bulunamıyor. Şimdi dur ya, YouTube'dan bir tane videomu izleteyim mesela. YouTube'dan bir tane videomu açacağım size. Bir tane gameplay videosu. Diyelim ki Meet Shadow Demon. Ha, bu oyunu mesela izletelim abi. Şimdi bak. Video kısmını alıyorum. Bu ne abi ya? Midjakiro gameplay'e nereden geldik? ST gameplay'den amına. Hah. Bakın abi. Şimdi. Bir level'da. Bak gelmişim. Ha, bu videolarda ilk bir dakikasında sorun oluyor. Bu iki level'dan itibaren gösterebiliyorum. Bakın yaptığım şeye çok dikkatli bakın abi. Ne yapıyorum genel olarak? Bak sürekli adamın üzerine haraslıyorum bak. Daha üzerimde iki tane tangom var. Karşıdaki adam bir tane tangosunu yemiş. Sürekli olarak adamın üzerine baskı kuruyorum bakın. Manamı kullanmaktan hiç çekinmiyorum. Adam da skill kullanmak, mana kullanmak durumunda kalıyor. Kuryeyi kesmek için gidiyor. Adamı çok fazla harasladığım için adamı öldürüyorum. Bu tamamen middeki işte bu HP mana üstünlüğünden kaynaklanıyor. Mesela o manasını bekletiyor. İşte illusory orb'unu bekletiyor. Ya kaçmak için ya da işte kuryeyi kesmek için kullanıyor. Beklettiği için kaybediyor. Bak clarity'mi çektim. Bir tane 50 gold. 50 gold'a lane kazanıyorsun bak. Illusory orb'unu attı, kullandı mesela. Şu an üstüne pushlayabilirim adamı. Bak mage creep'i kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Daha demin bahsettiğim olay buydu bak. Adam healing selvini bastı. Üzerine adamı ben kestim. Üzerine hala haraslamaya devam ettim. %40 HP'sini götürdüm. Üzerimde healing selvim vardı. Backpack'imde çektim. Healing selvimi içtim. Bak adamın %60 HP'si var. Benim HP'm %100 olacak. Geri döndüğümde adam geride durmak zorunda kalacak. Ben adamın üstüne tekrardan gidebileceğim. Farkındaysanız adam full HP bekliyor. Full mana bekliyor. Full mana bekliyor. Ben sürekli manamı kullanıyorum bakın. Ve ben bütün mage'leri alıyorum. Adamın farm üstünlüğüm çok fazla. Şu anda ben 4 level'ım. Adam 3 level. Bak creep almaya çalışıyor. Aldırmayın. Elinizden geldiğince agresif abi. Sürekli üstüne. Sürekli üstüne adama köpek gibi saldıracaksınız. Yapmanız gereken tek şey bu. He tabi bu köpek gibi saldırmalarda haras yememeye çok dikkat etmeniz lazım. Creeplerden yediğiniz haras beyler inanılmaz sizi böyle midde çok geriye düşürebilir. O creeplerden yediğiniz harasa çok dikkat etmeniz lazım. Mesela adama vururken bir tane vuruyorsanız direkt olarak creep'e agro'yu vermeniz gerekiyor. Mesela nasıl anlatabilirim bunu? Botlarla bir tane lobi kuralım. Lobi nereden kuruluyor? Özel lobi. Oluştur. Oyunu başlat. Karşıma hero gelecek mi bilmiyorum da. Mesela neyle atalım? Bir tane işte ne bileyim abi, random bir hero ya. Al Windranger'ı. Göstereceğim bunu size. Bekleyelim başlasın. Evet bak, Ranger'ı oynarken, ya şimdi ben bunu birkaç part halinde yapacağım bu şeyi.
siz söyleyin midde işte agresif nasıl oynanır, dominant nasıl oynanır şeyini birkaç hero ile göstereceğim size. İşte önce range hero ile göstereceğim, sonra melee hero ile göstereceğim. Sonra karşınıza counter'ınız gelirse nasıl oynamanız gerektiğini göstereceğim. Bunları sırayla part part göstereceğim abi elimden geldiğince. Çünkü YouTube'a attığım videoların altına sürekli işte midde nasıl agresif oynanır göster, anlat. Böyle yorumlar geliyor. Göstereyim mi bari yani? Gösterelim, ne yapalım? Bilmeyen arkadaşlar öğrensin yani. Tam bot olmasına gerek yok. Karşımda hero olmasına gerek yok. Size anlatmak istediğim şeyi anlamanız yeterli zaten. Ben şimdi size göstereceğim. Start game diye bir komut var mı? Öyle bir şey. Yok abi. Karşımda hero olmasına gerek yok ya. Ortalama ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Yok abi, 1 ve 1 atmak istemiyorum. Çünkü eskaza şimdi yeniliriz. Hem rehber oluşturuyor hem de yeniliyor falan. Bu yorumları görmek istemiyorum yani. Spawn creeps. O da yok. Dur bakayım. Şöyle var mı? Aa, yoktur. Cheatleri açacağız ya. Cheatleri açalım da. Ayarlar. Duraklatma maç serisi. Manuel. Dair. Lig. Oyun modu. Solo. Hileleri etkinleştir. Okey. Let's go. İyi, çalışıyor şeyler, sıkıntı yok. Ha, çalışıyor, gene bekletiyor amına koyayım. Bayağı güzel çalışıyor. Start game. Start game bro. Agro'yu gösteririz ya. Sıkıntı yok. Hileyle ben de kazanırım diyorlar ya. Midde oynarken şu ana kadar karşıma gelen herhangi bir Invoker oyuncusunu beğendiğim oldu mu? Abi Invoker, hani karşımda adam Invoker oynarken move'larından iyi ya da kötü bir oyuncu olduğunu anlıyorsun zaten. Hani bu adam ne yapar, ne eder? Hani tahminen yürütebiliyorsun ama yaptığı bir hareket, bir hata direkt olarak onu işte hani trainsiz ya da yeteri kadar train olmayan bir oyuncu olarak belli ediyor yani. Böyle çük gibi kalıyor direkt. Buglanmamıştır ya. Başlar şimdi. Şuradaki başlamadım amına koyayım. Lanet olsun. Bir şey göstereceğim ya. Şuradan şeyle göstereyim ya. Yani. Still beta değil mi abi? Şimdi nasıl başlıyorsunuz? Şundan alalım. Şuraya dikelim. Çünkü bakın beyler şimdi. Düşman diyelim. Şimdi lane'e geldiniz abi. Adam creeper'e falan vuruyor. Bir level'sınız. Önceliğiniz şu. Bak şunu deny atmak, tamam mı? Creep'i alırsınız. Creep alamasanız da olur. Creep'in XP'si size gelsin yeter. Creep'lerinizi yarı HP'den itibaren deny'liyorsunuz abi. Kesinlikle. Bunu kesinlikle yapıyorsunuz. Yarı HP'den creep deny'lamazsanız lane sürekli ilerlemek zorunda kalır. Ne kadar high ground'da kalırsanız o kadar avantaj sizde olur. Bunu unutmayın. Çünkü adam size vurmaya geldiğinde range 1 olduğunu düşünelim. Mesela şimdi invoker olduğunu düşünüyoruz abi. Siktir git şuradan. Şimdi invoker. Adam low ground'da, sen high ground'dasın bak. Adam oradan vururken dur. Şöyle gel. Şimdi sen high ground'dasın ya. Invoker oradan sana vurmaya çalışacak. Bak. Tabi vurursa. Kaç vuruşundan birinde miss vuracak bakalım. 4. Ben olsam 16.yi vurduydum miss. 5. Hiç vurmadı daha miss. 6. 7. Hiç miss vurmadı. Bir şey göstereceğim ya. Ha, bir tane vurdu. Siz ne kadar high ground'da kalırsanız beyler, adamın size o kadar miss vurma şansı ve sizin daha kolay last atma şansınız var. Ve siz high ground'da kalacağınız için
Adam sizi haraslarken siz adama onun mis vurma şansı var, sizin yok. Siz onu rahatça haraslayabilirsiniz. Daha rahat. Ve o adam mesela high ground'da ward'u varsa ya da yoksa, siz high ground'dasınız. Özellikle ward'u yoksa, onun için konuşalım. Adamın ward'u olmadığını varsayıyorum burada. Şu yok mesela. Şunu kırayım. Bak. Siz buradan adama vurduğunuz zaman, bak böyle verdiğiniz zaman creeplerin agrosunu ilk siz almazsınız. Creepler, onun creepleri sizin creeplerinize vurmaya devam eder. Siz burada hiç agro almadan, adamın creeplerin agrosunu çekmeden buradan gelirsiniz abi. Şuradan bir tane vurursunuz. Geri kaçarsınız. Bir tane vurursunuz. Bak agro gelmiyor, görüyorsunuz mu? Adamın ward'u yok high ground'da. Bak high ground'da kaldığınız sürece avantaj size. Bak creepler hiç gelmiyor. Ama adamın şurada ward'u olduğunu varsayalım. Bak adamı vurduğunuz anda şu creeplerin agrosu size gelir. Buradan da adamın midde ward'u olup olup olmadığını çok rahat anlayabilirsiniz bak. Adamın ward'u varsa easy trick bak size. Adamın burada ward'u yoksa abi. Tamam mı bak. Adamın burada ward'u yoksa. Adamı buradan vurursan creepin agrosu sana gelmez bak. Görüyorsun. Ama adamın burada ward'u olursa, dikerse buraya. Nerede abi ward? Ay kendimden diktim. Adamın ward'u yok. Ha alabiliyor lan, iyi. Şunu şuraya dikeceğim. Adamın burada ward'u olursa, şu creepleri kestirelim be. Düşman seviye atlat, seviye atlat. Şuna bir E, bir W, bir E verelim. Şuna meteor açalım. Şu lane'i sürelim. Şöyle. Heh. Bak şimdi. Adamın burada ward'u varsa, adam buradaysa siz adam vurduğunuz anda agro'yu siz alırsınız. Creeplerin agrosu öyle ayarlanmış. Bunu burada karşımda bir tane hero, yani gerçek birisi olsa daha rahat anlatabilirim tabi de. Böyle biraz zor oluyor. Şunu şöyle keselim. Şunu şöyle. Şunu şuraya tekrar atalım. Heh, şöyle olduğunu varsayalım. Bak buradan vurduğunuz anda şu creep gelir bak. Görüyorsunuz mu? Direkt geliyor creep. Şuradan vurduğunuz anda creepler gelir. Adamın ward'u var. Kule altı agro var. Kule altı agrosunu gösterelim. Şu lane'i easy hemen pushlayalım. Mesela beyler siz adam burada kasıyor creeplerle. Siz geldiniz bu adama vurdunuz ya, kule direkt size döner bak. Hiç affetmez. Yapmanız gereken şey burada direkt kendi creepinize deny atar gibi agroyu vermek kulenin altında. Bunu yapmazsanız eğer, siz bunu yapana kadar kule sizi vurmaya devam eder bak. Şöyle düşünün. Yenile diyorum. Bak şuradayım. Bak kule creep'e vuruyor. Geldiniz invoker'a vurdunuz ya bak. Kule dön artık. Amına kodumun, normal oyunda olsa dönersin ya. Sen var ya bana video çektirtmezsin yemin ediyorum, siklimin dotası. Lanet olsun sana. Senden nefret ediyorum. Bu nedir ya? Bak. Geliyor ya abi creep. Bak şimdi. Vurduğunuz anda bu siklimin kulesi size döner beyler. Bundan kurtulmak için de kendi creepinize deny atmanız lazım bak. Niye atmıyor biliyor musunuz mu şu anda agro üstünden? Üstümden. Çünkü oto atağım açık. Her agroyu verdikten sonra tekrardan invoker'a vurmaya çalışıyor benim karakterim. Agroyu verip direkt çıkmanız gerekiyor. Oto atak bu durumlarda kötü. Kule altına girdiğinizde oto atağınız açıksa agroyu veremezsiniz çoğu zaman. Çünkü hero'nuz tekrardan vurmaya çalışır. Vurmaya çalıştığı için de tekrardan agro alırsınız. Oto atak kapalı oynamak iyi değil. Creep keserken bayağı zorluk yaşatıyor. Ama şunu keseyim seriden. Ben oto atak alıştığım için oto atağı kapatmadan oynuyorum. Kapatamıyorum yani. Agro vermeyi bilmeniz lazım. Bak. Şu an creep olmadığı için dönmüyor da. Neyse başka bir şey daha gösterecektim ya. Bir tık daha bir şey göstermem lazım. Aklımdayken unutmadan göstermem lazım. Şimdi bir şey daha vardı ya. Mili'yi anlatacaktım. Ya Mili'yi başka bir tane videoda anlatırım. Şimdi o birazcık uzun çünkü. Mili'de biraz yapacağınız şeyler daha fazla. Karışık. Lane'i geri çekmeler, haras yememeler, işte NC steklemeler, NC'ye gidip kasmalar falan, adam size farm vermiyorsa, sürekli heal almak zorunda kalıyorsanız ne yapmanız gerektiği, yani bir sürü şey var. Melee oynarken çok fazla şey var. Çok fazla yapılacak şey var.
Evet, mesela öyle de bir durum var. Bakın beyler şimdi. Map'in neresinde olduğunun bir önemi yok. Diyelim ki şimdi High Ground'da ward'unuz yok, tamam mı? Invoker'da ibnelik yapıyor. Diyelim ki adam şurada. Bak siz onu göremiyorsunuz gece vakti. Göremediğinizi varsayın. Tamam mı? Adam şuradan abi creep kesiyor. High Ground'da ward'unuz yok. Karanlık burası. Agro çekemiyorsunuz adamdan bir türlü. Creep'leri geri çekemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Adam kendini hiç göstermiyor lane'de. Çakal çakal kasıyor. Yapmanız gereken abi üst lane'de kasan bir carry var mesela. Sürekli creep'lere yakın, değil mi? Map'in neresinde olduğunun bir önemi yok bak. Üstteki hero'ya da tıkladığınızda mid'deki creep'lerin agrosunu alabilirsiniz. Ben bunu çoğu oyunda yaparım da izlerken hiç dikkat edip böyle anlayanınız oldu mu bilmiyorum. Mesela mid'de bana ward'um olmadığı zaman adam kendini göstermediğini uzaktan kasarken agroyu çekemiyorsam creepleri aşağı çekmek için bu çok güzel bir yoldur mesela. Üste kasan carry'den agro alırsınız, tamam mı? Creepler size her türlü gelir abi. Temizdir bu. Bu taktik çok işinize yarar. Bunu kullanabilirsiniz yani. Unutmayın bunu. Bununla bilene mesela mid'de ward'unuz yokken çok kolay bir şekilde agro çekip creepleri aşağı çekebilirsiniz. Ya mesela bakın şimdi creepler burada kasıyor, değil mi? Bir kere daha göstereceğim tam anlayın diye. Kasıyorsunuz abi. Adam şurada kasıyor. High ground'ı göremiyorsunuz. Adam da lane'i sürekli mesela karşınızda yüksek damage'ı olan bir tane hero var abi. Yüksek damage'lı bir hero var karşınızda. Adam yara yapeden bu creepleri böyle deny'liyor. Siz de geri çekip kesmek istiyorsunuz. Başka şansınız yok çünkü. Tamam mı? Damage'ınız yetmiyor. Yapacağınız şey abi. Üst lane'deki carry'e tıklıyorsunuz babacım. Bir tane gelsin creepler, göstereceğim bak. Üst lane'deki carry'e bir tane right click atıyorsunuz. Creepler otomatik olarak geliyor. Bak. Böyle üstteki carry'e tıklıyorsun. Çekiyorsun creep'i. Bak. Lane'i çektiğinizde bir şey daha göstereceğim. Bir sonraki wave'de. Bekleyin. Bir sonraki wave'de bir şey daha göstereceğim size mesela. Agro almanın bir güzel yanı daha var, onu göstereceğim size. Özellikle bunu 1 level'da 2 level'da yaparsanız çok büyük avantaj elde edersiniz. Özellikle de melee hero'ysanız bak. Melee hero'da bu çok daha önemli. Bakın şimdi abi. Siz şimdi şöyle kasıyorsunuz ya, melee olduğunuzu varsayıyorum. Bak şimdi. Agro'yu aldığınız anda bu creepler size kadar gelir. Sonra otomatik olarak sizin mage'inize vurmaya başlar bu creepler bak. En yakınında mage target olduğu için mage'e vurmaya başlarlar bak. Otomatik olarak sizin mage'iniz en önce ölür. İlk sizin mage'iniz öldüğü için de, onun mage'i yaşadığı için bak, full HP. Lane pushlanır otomatik olarak. Adam istemeden lane'i pushlamış olur. Çünkü senin mage'in yok, onun mage'i var. Şu an benim creep üstünlüğüm olduğu için lane pushlanmıyor. Ama bu mage'inizi öldürtüp adamın mage'ini sağ bırakırsanız o pushla, adamın size pushlamadığı lane'i kendiniz otomatik olarak pushlatıp kendiniz high ground'a çıkıp daha rahat bir farm alabilirsiniz bu şekilde. Dur bak şu creepleri göstereyim. Öldürteyim, göstereceğim. Bekleyin şu creepler gitsin. Şuradan da body block atayım. Ha, katapult geldi yalnız. Olmayabilir ya. Bak şimdi şöyle mid geldi diyelim. Agro'yu aldın abi. Bak creepler geliyor. Bak ilk senin mage'ine vurmaya başlar. Ama burada senin de mage'ini adamın mage'ine vurabilir. Senin creep'in de adamın mage'ine vurabilir. Bak bu mage'i yara yapeden deny'liyorsun. Bak o mage orada onu öldürüyor. Adamın mage'i var, senin yok. Ne oluyor otomatik olarak? Adam istemeden senin lane'ini pushlamış oluyor. Senin yaptığın bir agro move'uyla. O mage yaşıyor. Dur bir kere daha deneyeceğim. Bir tık daha çektim abi. Bak ikisi kesiyor senin mage'ini. Buradan bir tane creep'i alıyorsun. Bu mage'i deny'liyorsun. Otomatik olarak adam pushladı lane'i. Sen çıktın üste. Şimdi beyler, chat'te birbirinize haraslamayı bırakın, tamam mı? Bunu zaten bilenler için değil, bilmeyenler için anlatıyorum. Dota'ya yeni başlamış olabilir adam ya da MMR'ı 1K olabilir, 2K olabilir. Herkes anasının karnında öğrenmedi. Bunu bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler bilmeyenlerle dalga geçmesinler. Anladınız mı? Birbirinize laf giydirmeyin, çarpıtmayın yani. Bilen izlemesin. Şimdi başka benim aklıma gelmiyor. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun, onu da anlatıvereyim.
Oto atağı ben sürekli kullanıyorum. Ben kribi oto atak bak açık şöyle S ile stoplayarak bekletirim her zaman. Bak. S'ye basarak kribi almak daha kolay. Başka lane yardımı ne zaman giderim? Beyler şimdi. Evet onu anlatacaktım. Birazcık da ondan bahsedeyim. Biraz da Mevlana sözleri paylaşayım size. Şimdi. Ben çok fazla MMR boost yaptığım için. 1K'da, 2K'da, 3K'da, 4K'da. Diğer lane'ler ezildiği zaman. Chat'ten sürekli şunları görebilirsiniz. Mid gank, mid on min, AFK farming, Jome gank, they rape my ass, please gank mid, report mid, AFK farm. Bunları çok görürsünüz beyler. 2K'da, 3K'da, böyle 4K'da. Bunları sürekli yazarlar. 5K'ya 6K'ya kadar tamam mı? Chat savaş alanı gibidir. Hani savaşta böyle her yerden çığlıklar olur ya. Sıhye vuruldum anamı sikiyorlar yetiş diye. Bunu hiç sikinize takmayacaksınız beyler. Sizin umrunuzda bile olmayacak tamam mı? Hiç. Hiç abi. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Tabu açıyorsunuz şuradan. Hepsini muteliyorsunuz tamam mı? Hepsini muteliyorsunuz. Hepsini. Hiçbirini görmüyorsunuz. Unutmayın abi. Unutmayın. Oyunu attığınız gank değil, yıktığınız kule kazandırır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dota kule yıkma oyunudur abi. En azından takım oyunları başlayan bir MMR'a gelene kadar Dota tamamen kule yıkma oyunudur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kule yıkın abi. Mid'deki kuleyi aldınız değil mi? Bak. Size şu kadar söylüyorum. Agresif bir gameplay yaptınız tamam mı? Adamı ezdiniz mid'de. Adam doğal olarak ne yapacak? Ne yapacak adam? Gank yapma hissiyatı oluşacak adamda. Çünkü neden? Mid'de bir şey yapamıyor. Mid'i siz eziyorsunuz zaten. Adam doğal olarak ne yapacak abi? Gank atacak diğer bir lane'e. Alta gidecek, üste gidecek. İşte tam bu anda siz lane'i çok seri bir şekilde pushlayıp hemen kuleye alacaksınız abi. Bunu 2-3... Mesela adam sizi 2 dakika yalnız bıraksa lane'de. Tamam mı? 2 dakika. 2 dakika bir kuleye almak için level'ınız 5 olsa bile yeterli bir süre. Adam alta gitti, üste gitti. Ne olacak biliyor musunuz? Takım arkadaşınız hemen bağıracak işte. Eksi nerede oç işte. Adamın midi genge geliyor sen gelmiyorsun işte. Bunları hiç aldırış etmeyeceksiniz abi. Bunlar sizin umrunuzda olmayacak. Dediğim gibi adamı muteliyorsunuz. Kuleye vuruyorsunuz. Mid kuleye alıyorsunuz. Siz mid kulesini aldığınız anda zaten karşıdaki oyuncular üstten support alttan offlane direkt olarak mide gelecekler bak. Benim her oyun yaşadığımı anlatıyorum size. Her oyun yaşıyorum ben bunu. Adam alttan üstten gelecek abi size. Mid 3 olacak. Mid'den kaçacaksınız. Ne olacak bu sefer? Alt üst rahatlayacak. Alt ve üst pushlandığı zaman mid'den tekrardan alta ve üste yardıma gittiklerinde size ikinci bir yol açılacak. Mid'den ikinci kuleye yürüyeceksiniz. Yavaş 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 mid'den ikinci kuleyi düşüreceksiniz. Zaten adamlar sürekli bir aşağı bir yukarı bir ortaya koşmak zorunda kaldıkları için sizin adamlardan bir level farkınız olacak. Yüksek siz yüksek olacaksınız. Adamlar yüksek olmayacak level konusunda. Siz daha yüksek olacaksınız. İki tane kule almış olduğunuz için üzerinizde item olacak. Adamın üstünde item olmayacak. Sizin üzerinizde item olacak. Geldiği zaman mesela adamları kesebileceksiniz. Mid'den ikinci kuleyi aldıktan sonra beyler yapacağınız şeyi söylüyorum. Mid'den ikinci kuleyi alıyorsunuz. Adamlar zaten size gelecekler mid'den ikinci kuleyi aldığınızda. Ne yapıyor bu amına koyduğum mid'de? Neredeyse base'e girecek falan. Çünkü ping yağıyor o arada mid'e. Herkes bir mid'e geliyor size. 3 kişi, 4 kişi beyler, 5 kişi yeri geliyor. Siz direkt olarak üstünüzdeki TP ile üste ya da alta hangi lane daha ilerideyse oraya TP'nizi atıyorsunuz. Alttan bir tane kule alıyorsunuz. Adamlar o anda alta move veriyorlar. Çünkü deflemeleri lazım. Bak beyler, ben size tamam mı? Çok easy taktik söylüyorum ya. Bak bunu bana kimse öğretmedi. Ben kendim MMR boostlaya bunları öğrendim böyle. Net ya. 4K'ya kadar bak 4K'ya kadar bu taktiği yapıp kaybedebileceğiniz oyun sayısı çok az. Alta gittiniz, alttan ilk kuleye aldınız. Alta bot gibi dönüyorlar. Alttan TP'ni aldın. Üste döndün değil mi? Üstü pushluyorsun. Üstten ilk kuleyi aldığında bot gibi hepsi üste yöneliyorlar. Siz üstten 2'ye doğru giderken adamlar tam geldiğinde alta TP atıyorsun. Alttan pushlayıp alttan ikinci kuleyi alıyorsun. Bak yani o kadar kolay ki. Bak bekleyin. Ben ekranı kapatacağım. Bekleyin abi.
Ekranı kapatacağım. Boostladığım bir tane account'a gireceğim size. Sadece göstereceğim. Bak bekleyin. Gameplay'i göstereceğim ya sadece. Çok bunu çok basit anlayacaksınız bak. Bekleyin abi. Counter picklere karşı yapacağınız yani yapmanız gereken bir şey yok abi. Kule push'u. Bak bahsettiğim MMR'larda adamlar her gank atmaya gittiğinde bak gank atmayı oyunu kazan hani gank atmayı oyun kazandıran bir şey zannediyorlar benim bahsettiğim MMR'larda. Gank atmak oyun kazandırmaz abi. Bunu unutmayın. Tamam mı? Gank atmak, kill almak oyun kazandırmaz. Bunlar boş işler. Hiç uğraşmayın böyle boş işlerle. Kule almak oyun kazandırır abi. Unutmayın. Kule alacaksınız. Bekle göstereceğim şimdi size. Gameplay açıyorum şu an bir tane. Adım adım ne yaptığımı göstereceğim size. Şimdi beyler. Bu account tamam mı? Şu anda 2443 MMR. Bu 1800'dü ben aldığımda. Bakın abi şöyle gösteriyorum. Arada bir tane yenilgi var. O olur yani nazarlık. Bak görüyorsunuz değil mi beyler şurayı? Arada bir tane yenilgi olur. O sıkıntı değil. Bak kaybettiğim oyun sayılıdır. Mesela bir tane çok çabuk bitirdiğim bir tane oyunu göstereyim size. Diyelim şu oyun 25 dakika sürmüş. Bakalım ben şu oyunda ne yapıyorum? Ananı sikeyim senin değil mi? Reply çalışmıyor. Teşekkürler Gabe'in. Neyse. O zaman şöyle yapalım. Beyler. Ben buraya kadar anlattığım kısmı tamam mı? Aklınızda kalsın. YouTube'a da atarım ben bu kısmı. Oradan da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Kaçırdığınız yerleri. Bir sonraki atacağım videoda bir tane gameplay atarım. Tamam mı? Yok yok Kaan olmaz. Yayında MMR kasmak yasak abi. Ben zaten boost yapmıyorum. Boost yasak biliyorsun. Ben bunu YouTube'a atarım. Oradan izlersiniz beyler. İşinize yarayan kısımları alırsınız. Bir sonrakinde de gameplay'de adım adım ne yaptığımı falan anlatırım. Böyle gösteririm teker teker. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diye. Ondan sonra MMR'ınızı kasabildiğiniz kadar kasarsınız. Kendi ID'me gireyim de birkaç el PUBG.